Canlarım selam. Sınav haftası yine geldi. Yaklaştı. Bu video canım biricik 10. sınıf öğrencilerime gelsin. Evet iyi ki mi diyelim sınav haftası geldi kurtuluyoruz mu diyelim yine geldi sınav haftası mı diyelim bilmiyorum ama sınavlar yine ikinci dönem ikinci sınavları geldi çattı. Şimdi 10. sınıflar valla şimdi var ya 10. sınıf olmak vardı ya. Sınava da daha var. Şimdi yazılıdan sonra siz bir de bir rahatlarsınız. Böyle yaz geliyor. Bir de bu COVID'in, movitin etkisi de geçti. Bu yaz böyle aa, gezersiniz, tozarsınız ama önce şu yazılıları güzelce bir atlatalım tamam mı? Size yine çok güzel yazıllar hazırladım arkadaşlar. Yani bu yazılı videolarını izlediğiniz zaman sınavdan düşük alma ihtimaliniz artık çok azalacaktır. Çok güzel sınavlar hazırladım. Tabii ee, tüm Türkiye genelinde çok farklı bir eğitim sistemimiz olduğu için çok farklı sınavlar yapılıyor. Dolayısıyla hepsine uygun bir sınav hazırlamak çok zor. Özellikle YouTube'da bunu hazırlayıp anlatmak. Yani bir sınavla bunu asla yapamazsınız. Ben de 10. sınıf için 3 tane farklı sınav, 3 tane farklı senaryo hazırladım. İşte ilk dönem konularından 1-2 tane sormak isteyen, daha doğrusu ilk dönem değil de ikinci dönemin ilk konularından sormak isteyen hocalar için bir yazılı hazırladım. Yani öyle sorabileceğini düşündüğüm hocalar için. E, direkt ikinci dönemin ikinci yazılarıyla alakalı ama birazcık işte atıyorum dörtgenlere ağırlık veren bir bir hoca tarzı için bir sınav hazırladım. Biraz da işte çokgenlere, katı cisimlere ağırlık veren bir hoca tarzı, öğretmen tarzı için bir sınav hazırladım. 3 senaryoda sınav yapacağım. Bugün birinci senaryo sınavını göreceksiniz. 12 sorudan oluşuyor. Birazdan kazanımlarını da göstereceğim size. Konu, soruları çözerken de birazcık konu tekrar yapacağım arkadaşlar. Benim size tavsiyem önce PDF'i videonun açıklama kısmından indirerek çıktı alın ve yazılıyı kendinize bir uygulayın. Uyguladıktan sonra tek tek çözdüğünüz sorular da dahil benden çözümleri izleyin çünkü ben oralarda biraz da konu tekrarı, konu özeti gibi şeyler yapıyor olacağım canlarım. Tamam mı? Hazır mısınız? Tamam mı? Yazılılar başlıyor mu? Yazılıya yazılığının ilk hazırlığına hazır mısınız arkadaşlar? 10. sınıf 2. dönem 2. yazılı, 2. matematik yazılısının 1. senaryo sınavı işte Mert Hoca iftiharla sunar karşınızda. Evet canlarım şimdi birinci senaryonun kazanımları karşınızda. Ben şöyle birinci senaryo sınavın ben şöyle yakınlaştırayım ee, daha net daha iyi görürsünüz diye düşünüyorum. Ee, 12 tane soru sordum bu sınavda size. Bazen hocalarınız şöyle yapabiliyorlar. Ee, i̇şte 12 soru sorup istediğiniz 10 tanesini yapın diyebiliyorlar. Hani e, öyle bir sınava girerseniz böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Ee, birinci sorumuz boşluk doldurma İkinci sorumuz doğru yanlış sorusu. O yüzden çok fazla kazanım var. Birinci soru denklem karmaşık sayı çokgen dörtgenlerden oluşuyor. İkinci soru karmaşık sayı çokgenler denklemlerden oluşuyor. Üçüncü soru dörtgen. Dördüncü soru ikinci dereceden denklem. Beşinci soru ikinci dereceden denklem. Altıncı soru paralel kenar. Yedi kare. Sekiz eşkenar dörtgen. Dokuz dikdörtgen. On düzgün altıgen. On birine yine denklem sorusu. On iki yine x kenar yamuk sorusu. Öğretmenlerimiz genellikle ikinci dereceden denklemleri böyle sınavlarda çok önemli bir konu olduğu için ve İlk dönem sınavda 10 soruyla ölçmeye çalıştığı ve içinde başka konularda olduğu polinom falan da var. E, ölçemiyor e, sizi e, 3-5 tane soruyla. O yüzden mutlaka ikinci sınavlara da ikinci dereceden denklem soruları koyarlar arkadaşlar. Bu birinci senaryo sınavımız. Bunun dışında iki senaryo sınavımız daha olacak. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Peş peşe bu hafta arkadaşlar hemen ikinci ve üçüncü senaryo sınavlarınızda karşınıza gelecek. Şimdi sınavı göstereyim size bir. Sınavımız 12 sorudan oluşuyor. Gördüğünüz gibi tam bir sınav formatında zaten. Birinci senaryo sınavımızın birinci sorusuyla isterseniz ben başlıyorum arkadaşlar. Ben giriyorum. Ben dalıyorum sınava. Vallahi ben dalıyorum. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının yanına D, yanlış olanlarının yanına Y yazınız diyor. X kare eksi 2 X artı 6 eşittir 0 denkleminin kökler çarpımı 2'dir demiş. Arkadaşlar A X kare artı Bx artı c eşittir 0 ikinci dereceden bir denklemin genel haliydi ve bu denklemin kökler toplamını yani x1 artı x2'sini veren formül eksi b bölü a ile bulunuyordu kökler çarpımını x1 çarpı x2'yi veren formülde c bölü a ile bulunuyordu şimdi bize kökler çarpımı demiş yani c bölü a'yı yani 6 bölü x karenin katsayısı olan 1'e hesaplamamız lazım 6 bölü 1'e baktım 6 e kökler çarpımı 2'dir diyor. Demek ki bu yanlış. Kökler toplamını yapmış bak. Eksi B'si 2, A'sı da 1. Kökler çarpımı değil de toplamı 2'dir deseydi doğru yazacaktım. Ama çarpımı 2'dir dediği için yanlış. Düzgün altıgenin bir dış açısı 120 derecedir. Arkadaşlar bir çokgenin dış açısını bulurken 360 bölü n. Buradaki n kenar sayısıydı hatırlıyorsanız. Kenar sayısı. Şimdi bir altıgen olduğundan bahsediyorsak o zaman en altı olacak. 360'ı 6'ya böldüğünüz zaman da 60 gelecek. Yani bir altıgenin, düzgün altıgenin, düzgün olması önemli. Bir tane dış açısı 120 derece değil 60 derecedir. Bu yanlış olacak. Eğer iç açısı 120 deseydi doğru. Peki hocam iç açının formülü neydi düzgün çokgenlerde? Dış açıyı buluyordun. Bir çokgende iç açıyla dış açının toplamı 180 dereceye eşitti. Sen dış açıyı 60 derece bulduysan iç açı da 120 olmalı ki toplamları 160 olsun 180 olsun diye hesap yapıyordun. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 bir dış açısı 60 burada dış açısı 120 dediği için yanlış bir aşağıya indim denkleminin reel kökü yoktur arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerde reel kökün varlığını ve yokluğunu belirten neydi hatırlıyor musunuz deltaydı değil mi değil mi deltaydı bunu ilk sınavlarda da çok konuşmuştuk siz bir gelin Üniversiteye hazırlıkta bir gelin o. daha neler konuşacağız sizlerle. Neyse, reel kökü yoktur diyor. Arkadaşlar, delta'nın sıfırdan büyük olduğu durumda ikinci dereceden denklemin reel iki farklı kökü vardı. Delta sıfıra, sıfı sıfıra eşit olduğu durumda reel iki tane aynı kökü vardı. Bak yine iki kökü ama bu sefer kökler aynı. Delta 0'dan küçük olduğu zaman da reel kök yoktu arkadaşlar. Soru bize reel kökü yoktur diyorsa Demek ki bu denklemin deltasının sıfırdan küçük olduğunu bahsediyor. Hocam ben bunu hatırlıyorum. Deltaları hatırlıyorum da biz çok önemli bir problem var. Hocam ben ben deltayı hatırlamıyorum diyebilirsin. Hemen deltanın formülünü sana hatırlatayım. ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde verilen bir ikinci dereceden denklemin deltası b kare eksi 4ac formülüyle bulunuyordu. Şimdi b karesi 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı c'si de 5. Değil mi? 1 eksi 20'den deltamız eksi 19 yani negatif geldi. O zaman evet gerçekten doğru. Valla boynum kıldan ince doğru. Bu doğru. Reel kökü bunun yokmuş. D'yi koydum. Eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları eşittir. Bu yanlış arkadaşlar. Köşegen uzunlukları eşit olan dörtgenler e, kare ve dikdörtgendir. Eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir çünkü köşeler açılarının ne olduğunu bilmiyoruz. E, onun ispatını ben tabii ki e, bu sene yaptım ama siz e, geometri kampında yapmıştım. Geometri kampında 10. sınıf takip eden bazı öğrenciler vardı. Eğer onlar varsa hatırlıyorlardır. Arkadaşlar, şimdi eşkenar dörtgende eğer köşegen uzunlukları eşit köşegen uzunluklarının eşit olması için şuraların 90 derece olması lazım. Köşegen uzunlukları eşit olan bir şekil çizelim. Mesela kare çizelim ve gösterelim neden karede köşegen uzunlukları eşit. Bakın bu bir kare arkadaşlar. Köşegenler şöyle çektim ve şöyle çektim. Şimdi bakın şöyle köşegenler birbirini ortaladı. Burası 90 derece eşkenar dörtgende de ortalar. Burası da 90 derece. Burada gördüğünüz gibi dikten dik gelmiş ve iki eşit parçaya bölmüş. Diklik var, ikizkenar var. O zaman arkadaşlar burada hem ee... Açı ortay hem kenar ortay olacak. Aynı zamanda da muhteşem üçlü olduğu için bu da birbirine eşittir. E, köşegenler birbirini ortaladığı için bu da birbirine eşittir. Dolayısıyla ben buna A buna A dersem bir köşegen 2A çıkar. Buna A buna A dersem bu da 2A çıkar. Eğer köşe açı 90 değilse muhteşem üçlüyü kullanamadığımız için köşegen uzunluklarının eşit olduğunu söyleyemeyiz. Bu yanlıştır. eşkenar dörtgende köşegen uzunlukları eşit değildir arkadaşlar. Bir de son e, özelliğe bakalım. Z eşittir 3i artı 5 karmaşık sayının eşleniği 3 3 eksi 5'tir diyor. En sık yaptığınız öğretmenlerinizin en çok sizi tongaya düşürmeyi sevdiği yerlerden bir tanesi. Bayılıyorlar buna böyle. 3i artı 5 karmaşık sayısının eşleniği gerçekten vallahi da harbiden de 3i eksi 5 olarak gözüküyor ama değil. Karmaşık sayılarda eşleni kalırken iyili kısmın önünün işaretini değiştiriyordunuz. Bu adam gitmiş 5'in işaretini değiştirmiş. Hayır. Bu yanlış. Karmaşık sayıda eşlenik kalırken 3i artı 5'in eşleniği eksi 3i artı 5 olmalı arkadaşlar. Z'nin eşleniği. Yani karmaşık sayıda eşlenik alırken sadece ve sadece i'li kısmının önünün işaretini değiştirmeniz gerekiyor. Tamam mı? Bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Evet birinci sorudan herhalde aldık 10 puanı diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 10 bölü 5'ten her doğru yanlış. 2 bak 1. Bir... Her doğru yanlışta bir tane konuyu bilmen gerekiyor ama bilsen bile iki tane puan alabiliyorsun. Doğru yanlışlar biraz sıkıntı. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri tamamlayınız diyor. i, İ üzeri 57 58 59 60 toplamının sonucu arkadaşlar karmaşık sayılarda i'nin kuvvetlerinde eğer bu 4 sayı birbirlerinin ardışığıysa sonuç her zaman sıfıra eşittir. Bunun nereden başladığının bir önemi yoktur. İsterse 58, 59, 60, 61'den başlasın. Bunlar kesinlikle eğer dörtlü ardışık şekilde ise toplamları her zaman sıfıra eşittir. Peki nasıl yapıyorduk biz bunları? İ üzeri 57'yi nasıl hesaplıyorduk? 57'yi dörde bölüyorduk değil mi? 57'yi dörde bölersen 57'yi dörde bölünen en küçük 56. O zaman burası i üzeri 1. Burası i üzeri 2. Burası i üzeri 3. E, 60 da i üzeri 4 olacak. E, o zaman i üzeri 1 nedir arkadaşlar? i, i kare neydi? Eksi 1. i küp neydi? Eksi i. i üzeri 4 neydi? Artı 1. Bak eksi 1 artı 1'i, eksi i artı i götürdü. Sonuç neye eşit oldu? Sıfıra eşit oldu. Tamam mı? Düzgün sekizgenin bir dış açısını soruyor. Arkadaşlar hemen 360 bölü 8 yapıyorsunuz. E, düzgün sekizgenin bir dış açısı için 180 bölü 4, 90 bölü 2. 45 derecedir düzgün sekizgenin bir dış açısı. Köşegen uzunlukları eşit olan dörtgenler arkadaşlar kare ve dik dörtgendir. Dik dörtgen. Bunun sebebini de yukarıda size ispatladım. Niye? Çünkü köşesi 90 derece olunca o köşegenlerin kesim noktası dik kesiştikleri için bir muhteşem üçlü oluşuyor. Muhteşem üçlüden dolayı köşegen uzunlukları birbirine eşit oluyor. Kökleri eksi 1 ve 4 olan ikinci dereceden denklem. Arkadaşlar kökleri bilinen ikinci dereceden denklem nasıl yazılıyordu? Bir t oluşturuyordunuz. Bu t'ye biz kökler toplamı diyorduk. 4 eksi 1, 3. Bunlar kökler değil mi oğlum? Kökler toplamı 4 eksi 1. O zaman 3. Bir de kökler çarpımını buluyordunuz. Bu da kökler çarpımı eksi 4. Sonra formül şuydu. x kare eksi t çarpı x artı ç eşittir 0. Şimdi bizim t'miz 3. Ç'miz de eksi 4. O zaman x kare t'miz 3 olduğuna göre eksi 3x formülden geliyor eksi. Artı ç yani eksi 4 eşittir 0 olacak. Bu ikinci dereceden bize sorduğu ikinci dereceden denklem arkadaşlar. Bir aşağı indim. Köşegenleri dik kesişen ikizkenar yamuğun yüksekliği her zaman orta tabana eşittir. Köşegenleri dik kesişen eşkenar yamuk derken arkadaşlar şey, ikizkenar yamuk derken bu bir ikizkenar yamuksa eğer şunla şu birbirine eşittir. Bak köşegenlerin dik kesişmesi şuradan gelir. Şunları indirdiğin zaman Bunlar birbirlerine paralel olduğu için ikizkenar yamukta 90 derecedir. Ve burada bir dikdörtgen oluşur. Dikdörtgen oluştuğu için ikizkenar yamuğun köşegen uzunlukları orta tabanına eşit Olmak zorundadır yamuğun. Yani bunları çektiğin zaman eğer bunlar dik kesişiyorsa e, bu köşegenlerden bir tanesi bu ikiz kenar yamuğun anşı orta tabanına eşitti. Orta taban uzunluğu demek de şu demekti. Bu yeşil uzunluk orta tabansa bunları şöyle iki eşit parçaya böler. Şu şekilde. Tamam mı? Orta tabanın olayı da oydu. Şimdi aldık da buradan 10 puanı. Geldik şimdi soru 3'e. ABC'de bir dörtgen. E ve F orta noktalar, A, C, B, dikmiş, EF F 13'müş, bak şu uzunluk 13'müş, e, A, C 24'müş, buna göre BD kaçtır diyor. Bak şimdi, burada nasıl bir şey yapabiliriz biliyor musun? İki tane orta tabanı göstermiş kendisi bak. E, A, A, D'nin ortası belli, BC'nin ortası belli. O zaman diğer ortayı da sen çekeceksin. Şuradan ortayı çekeceksin. Burayı orta taban olarak düşüneceksin. E, bununla bunun birbirine eşit olduğunu söyleyeceksin. Madem orta taban çektin. Şimdi bize EF'nin 13 olduğunu söylemiş. Bak çok önemli. EF'nin 13 olması bizim için çok önemli. AC 24. Neresi AC? Burası. Böylece 24. Böyle 24 AC. Hmm. Şimdi AC 24. O zaman orta taban varsa bak AC 24 ise bunun paralelindeki şuraya T dersem TF uzunluğu da 24'ün yarısına eşit olmalı. Yani 12'ye eşit olmalı. E şimdi arkadaşlar burası 90 derece. Niye? Bura buraya paralel çünkü. Bu da 90 sa bura 90 o zaman bura 90. E burada bir dik üçgen oluştu. Ben size o dik üçgeni şöyle boyayarak göstereyim mi? Bak bir dik üçgen oluştu orada. Şu dik üçgeni görüyor musun? Şu sarı dik üçgeni. Karşısına hipotenüsüne 13. Bir dik kenarı 12 o zaman diğer dik kenarı ne olacak? 5 olacak. Bak ET uzunluğu 5 bize BD uzunluğunu soruyor. BD de bir şey ET de bir orta taban olduğu için bura 5 ise DB bunun 2 katı olacak. Nasıl bak nasıl TF AC'nin yarısı oldu? ET de DB'nin yarısı olması lazım. O zaman yarısı 5 olan şeyin kendisi kaç olacak arkadaşlar? 10 olacak. O zaman BD uzunluğuna 10 dememiz gerekecek. Tamam mıdır? Burada şekilde gösterebildiğiniz kadar oklar çıkartın. Burada Pisagor yaptım deyin mesela. Burada Pisagor yaptığınızı söyleyin. E, ya da özel üçgen kullandım deyin. Sonra buna şöyle bir tane çekip orta taban olduğunu söyleyin. Bunları söylerseniz arkadaşlar hocanız sonucunuza belki bile direkt bakma ben olsam şuradaki orta tabanla Pisagor'u gören öğrenciye direkt zaten 10 puanı çakar. Hiç yani 10 bulmuş, bulmamış. Orada önemli olan orta tabanı görmek yani. m ve n birer doğal sayı olmak üzere denkleminin çözüm kümesi 1 olduğuna göre 2n m farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, denklemin çözüm kümesi 1 demek ne demek? Bu denklemin demek bak burası çok önemli. Bu denklemin çözüm kümesi 1 ise bu denklemin birbirine eşit olan 2 tane kökü vardır ve bu 1'dir demek hocam ama bir yazıyor sadece. Nasıl iki tane kökü var? Çünkü çözüm kümesinde bir eleman bir kümeye bir defa yazılır. Şimdi ben baktığım zaman eğer ikinci dereceden bir denklemin çözüm kümesinde bir eleman varsa olmaz. Ben bunu ee, tekrarda da anlatmıştım size 10. sınıflara birinci yazılı tekrarında. Demiştim ki ikinci dereceden denklemlerin ya iki kökü vardır ya hiç kökü yoktur. İki kökün ya ikisi de aynıdır ya da ikisi de birbirinden farklıdır demiştim. Burada iki kökün birbirine aynı olduğunu anlıyoruz. Çünkü çözüm kümesine bir tane yazmış. E iki tane olması lazım. Demek ki eşitlenmiş ki aynı yazmış. O zaman bu denklemin kökler toplamı yani x1 artı x2'si 1 artı 1'den 2 olmalı. Bu denklemin kökler çarpımı yani x1 çarpı x2'si de 1 çarpı 1'den 1 olmalı. Şimdi kökler toplamı eksi b bölü a. Eksi b'si 2m artı 10. 2m artı 10. Bölü a'sı zaten 1 ve bu eşit olmalıdır 2'ye. Buradan 2 tane m eşittir eksi 8'e. Buradan da m eşit olmalı eksi 4'e. m'yi bulduk. Harika harika muhteşem. A'da boyadım bile. Şimdi diğerine geldim. Kökler çarpım. O da C bölü A. C'si direkt bak 4 en eksi 1 değil mi? C bölü A'sı zaten 1 ve bu da 1'e eşit. Buradan 4 tane N eşittir 2'ye. Buradan da N eşittir 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Ahanda neyi de buldum. Bize ne diyor soru? 2N eksi M farkı. 1 bölü 2'yi 2 ile çarparsanız 1 yapar. E, M de zaten eksi 4 ama bir de önünde eksi var. O zaman artı 4 oldu. 1 artı 4'ten cevabımız 5 çıktı. Eğer böyle sonuçları bulduğunuz sonuçları çözümden sorunun gidişatından daha da önemseyen bir öğretmeniniz varsa mutlaka çözümlerinizi bir kere daha kontrol edin arkadaşlar. Tamam mı? Beşinci soruya geldim. 40 puan garanti. Şimdi aldık attık cebe. 40 puanı nakintoş. 40 puanı 40 puanı arak. Denkleminin bir kökü m olmak üzere çarpımının sonucu kaçtır? Arkadaşlar bir denklemin bir kökü denkleme her zaman sağlamak zorundadır. Yani götürüp yerine yazabilirsiniz. Ama burada sizin sınav heyecanıyla aklınıza ilk bunu çarpanlara ayırmak gelir. Yani x kare eksi 5x eksi 7 eşittir sıfırı siz çarpanlarına ayırmak istersiniz. Ama ayıramazsınız x'e x diye eksi 7'ye artı 1 diye ayırsanız olmaz. Artı 7'yi eksi 1 diye ayırsanız olmaz. E, 7'nin asal olduğunu biliyorsunuz. Başka çarpanı yok. E, delta'ya mı gideceğim falan filan diye düşünürsünüz. Hayır arkadaşlar bu özel ve güzel bir sorudur. Şöyle olacak. Önce bizden istediği şöyle, şöyle bir içeri dağıtalım. M ile M'yi çarptım m'nin karesi geldi. m ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 3 m geldi. Eksi 2 ile m'yi çarptım. Eksi 2 m geldi. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 6 geldi. Sonra bunu düzenliyorum. m kare eksi 5 m artı 6. Bu soru bana bunu soruyormuş. Tamam ama m'yi bilmiyorum. M'yi delta'dan kök mü bulsam diye düşünüyorum. Hayır hiç o yollara girmeyin. Bakın kök denklemi sağlar değil mi? Yani ikinci dereceden bir denklemde verilen kökü götürüp soruda yerine yazabilirsiniz. Yazıyorum o zaman. X yerine M yazarsam M kare eksi 5M eksi 7 eşittir sıfıra. Doğru mu? E eksi 7'yi öbür tarafa atarsam M kare eksi 5M eşit mi 7'ye? Aa bak benim soruda da m kare 5m var görüyor musun? Kaça eşitmiş o? 7'ye eşitmiş. O zaman m kare 5m'nin olduğu yere 7 yazdım. E yanında da bir tane 6 var. 6 artı 7'den sorumuzun cevabı ne çıktı arkadaşlar? 13 çıkmış oldu. Tamam mı? Güzel bir soru, tatlı bir soru karşınıza çıkarsa artık ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Geldim şimdi soru 6'ya. Paralel kenar. Dörtgenlerin çok önemli konularından bir tanesidir arkadaşlar. Ben dörtgenlerde en çok paralel kenarda vakit ayırırım. Çünkü içerisinde çok fazla üçgen özellikleri, açı özellikleri, dik üçgen özellikleri, benzerlik özellikleri var. Dolayısıyla önemlidir. Öse, ÖSM, ÖS ÖSYM, sizin hocanız ÖSYM'dir. ÖSYM de bunu çok sorar. Sizin hocanız da kesinlikle soracaktır diye düşünüyorum. ABC'de paralel kenar. Dik dikler verilmiş. İki tane kenarı birbirine eşit vermiş. EF 8, a'ya 12, x kaçtır? Paralel kenarın özellikleri karşılıklı kenarların birbirine paralel ve eşit olması. Bak o yüzden kare ve dikdörtgen de aslında bir paralel kenardır. Bir paralel kenarın özel halidir onlarda. Şimdi ben bu cf'ye a deyip buraya a dersem karşı taraf 2a oluyor. Yalnız burası 2a olmaz. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirlerinin arasında eşittir arkadaşlar. Ama şunu biliyoruz bak. Ben buradaki açıya alfa dersem bu açıya da alfa dersem z kuralından z kuralını gösteriyorum sana. Nerede z'nin olduğunu gösteriyorum. Bak sarıyla göreceksin. Aha burada z var. O yüzden bu açı alfaysa bu açının da alfa olması gerekiyor. Tamam mı? Z'yi gördün değil mi? Peki. O zaman bak burada ikiz kenar üçgen oluştu. Alfanın karşısı iki tane a'yı görüyorsa alfanın karşısı iki tane a'yı görmek zorunda. O zaman burası da 2a oldu. Sonra bu açıya beta dersem arkadaşlar paralel kenarda köşegenler karşılıklı köşelerin açıları da birbirine eşittir. Burası 2 alfa. Bunların bu arada hepsinin ispatını aslında geometri kampımızda yaptık. Ama tabi İçinde sizin müfredatınızda olmayan şeyler olduğu için 10. sınıflara niye izlemediniz geometri kampını demek istemiyorum. Burası 2 alfa, burası beta. O zaman burası beta olacak. Niye buranın beta olduğunu söyledim? Şimdi hemen siliyorum sebebini göstereceğim. Arkadaşlar bakın alfa artı beta artı 90 180 değil mi? Bu bir doğru açı. Alfa artı beta artı Alfa artı beta artı 90 derece eşittir. 180 oldu. 90'ın karşı tarafı artarsam alfa ile betanın toplamı 90. Bak burada 2 alfa var. Burada beta var. Buraya da beta gelirse 2 alfa artı 2 beta. Alfa artı beta 90 olduğu için 180 olur. Üçgenin iç açılarını sağlar. O yüzden burası beta. Ha O zaman bak beta A'yı görüyorsa beta A'yı görecek. Burası A burası 2 A. Güzel. Şimdi bak. Bunu yaptıktan sonra güzel bir şey kullanacağız seninle. Şimdi buradaki dik üçgeni kullanmak istiyorum ben. Bu dik üçgeni kullanabilmek için şöyle bir şey yapacağım. Bak izle beni. Şunu uzatacağım. Bunu uzatacağım. Bunu da böyle uzatacağım. Bak şimdi burada şu EC ile şu uzattığım yerin kesişim noktasına T edersen BT paralel. Dolayısıyla orada bir kum saati oluştu. Kum saatinde birebir oran var. Bak CF BF birebir. EC BT. Burada da birebir oran olacak. Yani burası A olacak. Tamam mı? E 2A artı A'dan DC 3A olduğu için AB de 3A olacak. Ha o zaman bak şimdi. Burası 8. Yine birebir oran olduğu için bununla bu birbirine eşit olacağından burada 8. Şimdi sana önemli bir üçgen tarıyorum. Bu üçgende Pisagor yapmanı istiyorum. Bak şimdi, üçgene bak şimdi. Üçgene gel, üçgene gel, üçgene gel, üçgene gel. Üçgene gel. Bu üçgen. Bu üçgende bir dik kenarın 12 olduğunu görüyorsun. Diğer dik kenar 8 artı 8'den 16. E o zaman 12, 16, 20 üçgeni var. Çünkü 12, 4 çarpı 3. 16, 4 çarpı 4. Bak, 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı. Yani 5'in 4 katı, yani 20 olmalı. E, 20 olan yer neresi? 3A artı 1A. Yani AT'nin hepsi komple. 4 tane A'sı kaça eşit? 20'ye. Her iki tarafı 4'e bölersen A kaç çıkar? 5. Bana ne soruyor? X'i soruyor. X nerede burada? 3A'lık kısım. O zaman 5 kere 3'ten X'imiz kaç çıkacak arkadaşlar? 15 çıkmış olacak. Soru 6'yı da böylece hallettik. Tamam mı? Güzel bir soruydu. Dediğim gibi ee, sever. Hocalar paralel kenardan soru sormayı her zaman sever şekilde ABCD bir kare, ABE doğrusal, 22,5 verilmiş. Ee, ABCD karesinin alanı soruluyor. Karenin alanı ya köşegenler çarpımının yarısı ya da arkadaşlar bir kenarının karesiyle bulunur. O zaman bu D ile şu B'yi birleştireceğim. Köşegenleri kullanmam lazım burada. Şimdi burası 6. Tamam. Eee şu şurayı şöyle birleştirdim. Şöyle DB uzunluğunu birleştirdim. Şimdi köşegen çizdiğime göre burası 45 derece oldu. Şurası 90 derece oldu. Bak burası 135 derece oldu. 135 derece. 22,5 135 bak 135'ten ee, 180'e çıkar 45. 22,5 a 22.5 da bura o zaman. Çünkü 22.5 22.5 daha 45 eder. Demek ki burada biz bir ikizkenar üçgen oluşturduk. Bura 6 ise burası da 6 yaptı. A bir tane köşegene 6 bulduk. 90 derece. Buraya x diyelim. Buraya x diyelim. 90 45 45 üçgeni oluşur karenin köşegeninde. Karenin köşegeninde şöyle köşegen uzunluğunu 6 bulduysak eğer burası 90, burası 45 derece, burası 45 derece. 90 45 45'te bir kenara x dediğimiz zaman neydi? x x'in kök 2 katı 90'ın karşısını veriyordu. Daha doğrusu 90'ın karşısı 90'ın karşısı kısa kenarın kök 2 katıydı. Dolayısıyla her iki tarafı kök 2'ye bölersem x eşittir 6 bölü kök 2 olur. E paydada kök istemem. İstemem istemem. Kök 2 ile genişlettim. 6 kök 2 bölü 2 yaptı. Bu da arkadaşlar 3 kök 2 etti mi? Tabii ki etti. E o zaman bir kenarımız 3 kök 2'ymiş. Alanı bulmak artık bebik oyuncağı. 3 kök 2'nin karesi yani 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 yapacağız. 9 çarpı kök 2 çarpı kök 2 de 2 olduğu için 9 kere 2'den alanımız 18 birim kare yapacak. Yapıştıracaksınız cevabı ve alacaksınız 70 puanınızı tertemiz. Soru 8'e geldik. Yine bir, bu sefer bir eşkenar dörtgen sorusu. ABC eşkenar dörtgenin de özelliğini söyleyeceğim. ABCD eşkenar dörtgen, ACBD köşegen, AB5, BH1, AEX kaçtır diyor. Arkadaşlar eşkenar dörtgen bütün kenarları birbirine eşit, karşılıklı kenarları birbirine paralel olan bir paralel kenar. Özel bir paralel kenar. Ama köşe uzun köşe açılarının ne olduğu bilinmiyor ama paralel kenarın bütün özelliklerini taşıyor. Şimdi AB'nin 5 olduğunu vermiş. Burası 5. O zaman eşkenar dörtgen olduğu için burası da 5, burası da 5. Hatta CB'nin tamamı da 5. BH'ı 1 verdiğine göre tamamının 5 olması için buranın 4 olması lazım. Doğru mu? Tamam mı? Var mı problem? İnşallah yok. Şimdi eşkenar dörtgende tıpkı kare ve dikdörtgende olduğu gibi köşegenler dik kesişirler arkadaşlar. Yani şurası 90 derece. Burası 90 derece ise e, CEB üçgeninde öklit var. Dikten dik gelmiş. Ben buradaki EH'a H dersem H kare eşittir BH çarpı HC özelliği var. Yani 1 çarpı 4. E, H kare 4. O zaman H buradan ne gelir? 2 gelir. Burası 2'ymiş arkadaşlar. Şurası 2'ymiş. Burası 2 olduktan sonra bize x'i soruyor. Neresi baba? X burası. Şimdi burası 2. Ben şöyle yapacağım bakın. Şimdi eşkenar dörtgenin bir başka özelliği köşegenlerin birbirini ortalaması. Yani burası x ise buranın da x olması lazım. Yani biz buradaki e, AE'yi bulmak yerine e, c'yi bulabiliriz. İkisi de x. Eşkenar dörtgenin dik e, kare ve dikdörtgenden ayıran en önemli özellik köşe açıları 90 derece olmadığı için köşegen uzunlukları eşit değil. Ama köşegenler birbirlerini dik ortalıyor yine. Şimdi Pisagor'dan direkt bulabiliriz arkadaşlar. 2 var 4 var. Burası x eşittir küçük olanın kök 5 katı diye bir şey öğretmiştim ben ama tabii ki yine e, öğretmiştiniz öğretmiştiniz. Biz öğrenemedik hocam bunları işte. Arkadaşlar e, dik üçgende eğer ee, dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa e, hipotenüs küçük olanın kök 5 katıdır. Ama tabii ki siz şöyle de yapabilirsiniz. 90 derece x, x kare eşittir, 2'nin karesi 4 artı, 4'ün karesi 16 deyip buradan x kare eşittir 20, buradan da x eşittir kök 20. E, 20 4 kere 5 diye düşünülürse 4 kök dışına 2 diye çıkar ve 2 kök 5 bulunur x'imiz. Tamam mı? Güzel. Soru 9'a geldim şimdi. D bir dikdörtgen. D, F, E, F'ye e, dik. A, F, B, F'ye eşit. ad 4. B, e, 2. de kaç? Dikdörtgendeki olayımız ne? Eşkenar dörtgenin, e, eşkenar dörtgen kadar bile değil bu. Paralel kenarın köşeleri, köşe açıları dik versiyonu bu. Eşkenar dört şey, dikdörtgen. Karşılıklı kenarları eşit ve köşe açıları 90 derece. Arkadaşlar o zaman 2 birim AD 4 birimse bu CB'nin tamamının da 4 birim olması lazım. O zaman EB'ye 2 birim kaldıysa buranın da ne olması gerekiyor? 2 birim olması gerekiyor. Bunları yazdık. Peki. Şimdi burayı nasıl bulacağız? Düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Buraya A dedim, buraya A dedim. Şöyle A dedim, A dedim. O zaman ne oldu şurası? Şurası 2A oldu. Allah Allah hala yani bir şey yok. Yani kullanamıyorum. Bir şey yapamıyorum. X'e gidemiyorum. Hemen aklınıza arkadaşlar bir kere karenin içerisinde herhangi bir yerde bir diklik varsa köşe açıları 90 ya. Onun dışında mutlaka benzerlik aklınıza gelsin. Bakın köşe açısı 90 derece. Ben bu açıya noktalı açı dersem bu açıya da çizgili açı dersem noktalı çizgili 90. Demek ki noktalı ile çizgilinin toplamı 90 derece. O zaman burası 90 noktalıysa bu açının çizgili olması lazım. Çünkü noktalı çizgili toplam 90'da. 90'da bu, bu ikisi de 90'sa 180 derece. O zaman burası 90, burası noktalıysa bu açının çizgili olması lazım. Temel benzerliği yaptık. Şimdi arkadaşlar şu boyadığım üçgenle şu boyadığım üçgen birbirlerine benzer üçgenler. Dolayısıyla benzerlik kullanacağım. Diyeceğim ki hiç korkma benzerlikten. Çok basit soracaklar bak benzerliğiyle. Ağır bir benzerlik çıkmayacak. No çizgilinin karşısında 4 var. 4 bölü. Diğer üçgende çizgilinin karşısında A var. Eşittir. Bu üçgende noktalının karşısında A var. Bölü. Sağdaki üçgende noktalının karşısında 2 var. Buradan içler dışlardan A kare 8 çıkar. A da buradan kök 8. Yani 2 kök 2 çıkar. Aa, ben A ben A'yı buldum ya. 2 kök 2. 2 kök 2 de burası. Demek ki DC uzunluğu 4 kök 2 geldi. E burası 90 derece. O zaman DCE üçgeninde Pisagor yaparak x'in ne olduğunu çok rahat bir şekilde hesaplayabilirim. Hadi hesaplayalım. x kare eşittir. 4 kök 2'nin karesi yani 16 çarpı 2'den 32 artı 2'nin karesinden de 4. Aha x kare eşittir 36. O zaman x eşittir 6 gelmiş oldu canlarım. Tamam mıdır? Dikdörtgen kare bak mutlaka soru gelecek. Çok güzel bir tane soruya daha geldik. Aşağıda 6 tane eş düzgün çokgenin arasında kalan düzgün altıgen verilmiştir. Buna göre düzgün çokgenlerin kenar sayısı kaç olduğu belli değil. Belki e, hani altıgen gibi duruyor. Cevap da altıgen çıkıyor ama hani burada böyle gidip böyle gidip böyle gidebilir arkadaşlar. O yüzden kaç tane kenarı olduğu bilinmiyor bu düzgün çokgenlerin. Bakın şimdi yapacağımız hareket şu. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece ve geri kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düzgün çokgenin eş olduğunu söylemiş. O zaman bu iç açıyla bu iç açı eşit. E abi o zaman bu bir tabaçı çıkmadı mı? Ben bunu alfa buna da alfa dersem. 2 alfa artı 120 eşittir. O tam açı yani 360 derece değil midir? Buradan 2 tane alfa eşittir. 240 çıkmaz mı? Her iki tarafı ikiye bölersem alfa eşittir kaç çıkar? 120 derece çıkar. E 120 derece iç açıya sahip olan bir çokgenin kenar sayısı kaçtır? Altıgendir ya. Nasıl bulabilirim başka? Şöyle bulabilirsin. 360 bölü kenar sayısı eşittir. Bak iç açıyı 120 buldum. İç açı 120 ise dış açı 60'tır. Çünkü her çokgende iç açı artı dış açı 180 derecedir. E dış açı 60 sa 360 bölü n dış açıyı veren formül. Bunu 60'a eşitledin. 60 tane n eşittir. 360 geldi içler dışlar yapınca. N eşittir 6 geldi. Kaç kenarlıymış? 6 kenarlıymış. Kenar sayısı kaç diyordu? 6 çıktı. Geldi bir soru 11'e. Artık buradan sonrası bonus arkadaşlar. Biz şu an 100'ü aldık. Eğer 100'ü aldıysak bunları yine bilmiyorum. Bazı hocalar sadece 10 çözün diyor. Bazıları hepsini çözün diyor. Eğer şeyse onunu çözdüyseniz zaten çözdünüz ama buradaki iki tane bonus soruyu da çözelim. 11. soruda diyor ki M negatif gerçel sayı olmak üzere çok dikkat edin. M'nin negatif olduğunu vermiş. Denklemi için aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur diyor. Arkadaşlar verilenler köklerin pozitif olması, toplamının pozitif olması, çarpımının pozitif olması, eşit reel kökler, eşit farklı iki reel kökler. Yani adam Türkçe olarak diyor ki bunun bir deltasına bak abicim diyor. Çünkü bunlar delta ile bulunacak şeyler. Farklı kökler, aynı kökler vesaire. Şimdi o zaman ben deltasına bakacağım. B kare yani eksi 4 m'nin karesi yani 16 tane m kare eksi 4 çarpı a dediğim şey m, c dediğim şey de 5. Bu ne olacak arkadaşlar? bu sıfırdan küçük oluyor. şey sıfırdan küçük olacak ne ya? attım kafan tamamen attım tamamen salladım kafadan. bunun ne olduğunu bilmiyoruz zaten bunun ne olduğunu arıyoruz şu anda. Buradan 16 tane m kare eksi 20 tane m. Şimdi beni eşi, iyi izleyin arkadaşlar. Bakın m'nin negatif olduğunu biliyoruz. O zaman şu eksi 20 tane m pozitif olur. Çünkü negatifi eksiyle çarpıyoruz. Bu 16 m kare de pozitif olur. Çünkü m negatif bile olsa karesini aldığın için pozitif olacak. O zaman artı artı bu pozitif çıkacak. Ne pozitif çıktı? Delta pozitif çıktı. O zaman delta pozitifse iki farklı reel kök vardır. Doğru eşit iki reel kök vardır. Yanlış. O zaman delta eşit sıfır çıkmalıydı. Köklerin çarpımı pozitiftir diyor. Bunu bize söyleyecek şey kökler çarpımı. Kökler çarpımı c, c'si 5, a'sı da x karenin katsayısı m. 5 bölü m. Bu kökler çarpımı arkadaşlar. x1 çarpı x2. m negatif, 5 de pozitif. Negatif, pozitif bölü negatiften negatif geldi. Yani kökler çarpımı negatif. Kökler çarpımı pozitiftir demiş yanlış. Bu da yanlış. Kökleri simetriktir. Arkadaşlar kökler simetriktir demek birisi 2 ise öbürü eksi 2 demek. Birisi 1 bölü 3 ise öbürü eksi 1 bölü 3 demek. Yani köklerin birbirlerinin eksili olmasını ister simetrik kökte. Yani kökler toplamı simetrik kökte ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Bak ne diyorum sana? Bir tanesi 2, bir tanesi eksi 2. 2 ile eksi 2'yi toplasana ne yapıyor? 2 eksi 2. 0 yapıyor değil mi? Demek ki simetrik köklerde kökler toplamı ne? Kurban olurum sana ne? Sıfır değil mi? Kökler toplamı sıfır. E ama kökler toplamı sıfır değil burada. Eksi b'si kökler toplamını hesaplayalım. x1 artı x2. Eksi b'si 4m. A'sı da 1m. 4m bölü 1m'den 4. 4 çıkıyor oğlum. Simetrik olmaz o zaman. Bu yanlış. Kökler toplamı, kökleri toplamı, kökler toplamı negatiftir diyor. Hayır. Kökler toplamı pozitif. Bu da yanlış. O zaman kaç tanesi doğrudur arkadaşlar? Bir tanesi doğrudur. Bir tanesinden bir tanesine... Devam ediyorum soru 12. ABCD bir ikizkenar yamuk. Eee lıp 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 x kaçtır? Yamuk arkadaşlar. Aslında yamuk değil. Gayet düzgün gözüküyor ama yamuk demişler. Niye? Yani bunun da bir canı var. Niye yamuk diyorsunuz? Neyse. Ya ikizkenar yamukta arkadaşlar karşılıklı e, daha doğrusu Alt taban ve üst taban dediğimiz kenarlar birbirine paralel ve yandaki kenarlar birbirine eşit olan dörtgenlere biz yamuk ikiz kenar yamuk adını veriyoruz. Karşılıklı kenarlar kesinlikle birbirine eşit değildir yamukta ama ikiz kenar yamukta ikiz kenarlığın olduğu yerler eşittir tabii ki. Burada genellikle dik indirerek çözeriz bu soruları. X kaçtır diyor. X bu arada tamamı yani AB'nin tamamından bahsediyor. Ben buradan bir tane dik çektim. Bir tane dik de buradan çektim arkadaşlar. Buraya 90 derece dedim. 90, 60, 30 derece dedim. Buraya aynı şekilde 90 derece dedim. 60 ise bura 60'tır. İkiz kenar yamukta köşe açılar birbirine eşittir. Aynı ikizkenar üçgen gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde buraya da 30 derece dedim. Özel üçgenleri hatırla. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 90'ın karşısının yarısı oluyordu. Yani 6. 30'un karşı 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı burada da 6. E şimdi ortada ne oluştu arkadaşlar dikkat ederseniz? 90... 90, 90 ve 90. Bir dikdörtgen oluştu. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşit. O zaman burası da 8. X buranın tamamıydı. Yani 6 artı 8 artı 6. Yani 12 artı 8'den cevabımız 20 olacaktı. Ve 100 puanlık bir sınavın üzerinden 120 almayı da böylece başardık arkadaşlar. Evet güzel bir sınavdı ama yeterli değil tabii ki. Neden yeterli değil? Yani 3 aşağı 5 yukarı birinci senaryo gibi bir sınav bekliyorum ama ben bunun içerisine daha çok katı cisim, daha çok dörtgen, daha çok ikinci dönemin ikinci sınavına yakın konuları da yerleştirdiğim ikinci ve üçüncü tip senaryo sınavlarda hazırladım arkadaşlar. Bu sınavı bitirdikten sonra bu hafta hemen peş peşe gelecek. O senaryo sınavları da izlersiniz. Lütfen kanalın topluluk kısmını takip etmeyi ihmal etmeyin. Ee, ayrıca Discord'u da eğer kullanıyorsanız takip edin ki oradan hemen patır patır pdf'leri çıktı alıp ne zaman videoyu paylaşacağımı öğrenip oturup çözersiniz. Güzel bir şekilde de halletmiş olursunuz canlarım. Zaten şöyle ee, güzelce sınavınızı olun. Bitirin. Bu seneyi bir atlatın. Yazın şöyle güzel bir kafa dinleyin. Tatilinizi yapın. Öyle yazın ne diyeyim böyle 4 ayda tatil yapmayın yani. Bir didime bir gidiyor bir daha gelmiyor. Öyle değil. Yani gidin Tatilinizi şöyle güzel bir yapın. Sonra yazın yavaş yavaş 11. sınıfa beraber başlayacağız arkadaşlar. Önümüzdeki sene kanalda 11. sınıfın bütün ders videoları olacak. 11. sınıf çok önemli. Eğer üniversite sınavı kazanılmak isteniyorsa üniversite sınavı her zaman söylüyorum 12. sınıfta değil 11. sınıfta kazanılıyor. 11. sınıf çok önemli. Onun önemini bilerek önümüzdeki sene beraber hareket edelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Senaryo 2'yi de izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.